Eğitim konusuna gelelim. Şimdi öğretmenlerin el ayağı bağlı. Eskiden ne güzeldi. Öğrenciye derdi ki saçını kes öyle gel. Öğrenci kendince böyle atıp bizim zamanımızdan bahsediyorum. Atarlı kesmedim. hop makası bir koyardı buradan. Giderdim mecbur eşek tıraşı olmak zorunda kalırdım. <laughs> Bak Muhammed Ali de başını kaşıyor. O da yaşamış onu. Vedat da yaşamıştır. Ben de yaşadım ki ben yaşamadım. Neden? Çünkü ben çok asi bir adam değildim. Hani hoca derdi ki saçını kes ki hep kısaydı zaten. Ama biz bunları gördük. Peki o dönemde yetişen öğrenciler, o dönemde ee, o dönemden bu döneme gelen insanlarda bir sıkıntı var mı? Şu anda yok. Neden? Çünkü öğretmen okulda sizin anneniz, babanız. Ama şimdi ne yapıyor veli? Kız çocuğu ya da erkek çocuğu fark etmez. Evladım Öğretmen sana bir şey derse hemen bana söyle. Ne yapacaksın? Ne yapacak? Ne yapacak biliyor musun? Hemen gidecek ya şikayet edecek ya öğretmeni darp edecek. Sonra da diyor ki bizim çocuk artık neyse cinsiyet. Bizim çocuktan bir bok olmadı. Neden? <laughs> Neden olmadı biliyor musun? Çünkü sen bir bok değilsin. Olmadığın için bu çocuğun da bir şey olmasına müsaade etmedin. Ya şimdi öğretmenlerin elini ayağını bağlamanın bir manası yok. Bak gene söylüyorum. Örnek olarak söylüyorum. Yüzde 99'u düzgün olan öğretmenlerimiz. Yüzde bir bozukluk olabilir. Bu her yerde olur. Efendim bizim Türklerde öğretmenler çok öyle bir şey değil. Yüzde bir olur. Bu normaldir. Mal alırken de bu yüzde bir frelidir. Onunla bir şey yapamazsın ama öğretmen öğrencinin okulda annesi babasıdır. Eğitimi orada o verir. Ahlakı orada o verir. Senin aile içinde vermeye çekindiğin edebi, ahlakı öğretmen okulda verir. Sen bırak. Sen müsaade et öğretmene. Bırak adam bir yapsın işini gücünü. Sen ne yapıyorsun? Benim çocuğuma kimse dokunmasın. Sanki dokunulmazlıklı ha, öğretmenler de aynı şekilde. Ben de burada kime kabahat buluyorum? Ailelere kabahat buluyorum. Neden? Çünkü çocuklarını el bebek gül bebek yetiştiriyorlar. Bu ileride size çok büyük sıkıntılar yaşatacak. Bunun farkında değilsiniz. Efendim sınavda çocuk iyi alırsa öğretmen de iyi, okul da iyi, her şey iyi. Ama sınavda çocuk zayıf alırsa öğretmen kötü, okul kötü, okul müdürü kötü, eğitim sistemi kötü. Sormuyor bizim çocuk nasıl? Çocuğu yapamamış. Burada işte burada feraset ortaya çıkıyor. Ferasetli olun derken her anlamda söylüyorum. İkili ilişkileriniz anlamında, özel hayatınızda, iş hayatınızda, eğitim hayatınızda. Ya ferasetli olun birazcık düşünün. Biraz ya çok bir şey istemiyorum sizden arkadaşlar. Birazcık düşünün.